Bugün Sayın Ankaşahin Avustralya seçimlerine Türkiye'den Bir Bakış isimli webinarla aramızda olacak. Sayın Ankaşahin lisans eğitimini Yeni Zelanda'nın Victoria Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve Latin dilleri, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca olmak üzere. Lisans üstü eğitimini ise ODTÜ'de uluslararası ilişkiler alanlarında tamamlamıştır. 2009'dan bu yana ise Avustralya'da yaşamaktadır. Bu süreçte göçmenlik hukuku üzerine uzmanlaşan ve konusunun tanınan ve aranan isimlerinden biri haline gelen Anka Şahin, 2015 ve 2019 yılları arasında ilgili meslek kuruluşunu Victoria ve Tazmanya Eyaletleri Başkanlığı'nı yürütmüştür. Siyasete geçmişten bu yana var olan ilgisini Avustralya'da da devam ettirmiştir. Siyasi ve sosyal meselelere ilişkin görüşleri özellikle son dönemlerde gerek yazılı gerekse sözlü ve görüntülü sosyal medyada yer almıştır. Ben burada sözü size bırakayım Anka Bey, dilerseniz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Şeyma Hanım. Şimdi konuşmamız esnasında katılımcı arkadaşların chat fonksiyonunu kullanarak soru sormaları mümkün olacak mı acaba? Tabii. Sorabilirler. Sizin için de Tamam. uygunsa Benim için uygun. tabii. Konuşmamın sonunda zaten soru alacağım tabii ki. Fakat konuşma devam ederken de chat fonksiyonunu kullanarak, şimdi ben o chat fonksiyonunu açtım. Ekranımın sağ tarafında duruyor. Konuşma devam ederken de arkadaşlar benim bahsettiğim konularla ilgili olarak soru sormakta serbestler. Ben de o soruları oradan görüp cevap verebilirim. O şekilde yaparız. İsterseniz başlayalım. Bilmiyorum, belki daha sonra katılanlar olacaktır ama aradan da katılabilirler herhalde. Evet. Kanka Bey, Tamam. buyurun Çok lütfen. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bu arada herkes bugün Cuma öğleden sonra olmasına rağmen vakit ayırıp da katılan bütün arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Avustralya siyaseti belki de Türkiye'de çok fazla konuşulan, ilgi gören bir konu olmayabilir ama Avustralya ve Türkiye arasındaki ilişkiler hepimizin bildiği gibi çok köklü ve çok eskiye dayanıyor. Hem Avustralya için Türkiye çok önemli bir ülke, hem Türkiye için de Avustralya'nın ayrı bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemlerde mesela akademik açıdan bakıldığı zaman Avustralya üniversitelerinde Türkiye üzerine çalışmalar yapan bir kısmı Türkiye'den gitmiş lisansüstü ve doktora öğrencileri, bir kısmı da başka ülkelerden olmalarına rağmen Türkiye, Türk siyaseti ya da dış politikası ile ilgilenip o konuları çalışmak isteyen kişilerin orada olduğunu biliyorum. Zaman zaman da karşıma çıkıyor. Türkiye'de de zaman içinde belki Avustralya'ya karşı benzer bir ilgi zaman içinde gelişecektir, olacaktır diye düşünüyorum. Bilemiyorum, bugün aramızda olan arkadaşlardan Avustralya ile herhangi bir bağlantısı olan var mı? Orada ailesi, tanıdığı, akrabaları olan ya da daha önce Avustralya'yı ziyaret etmiş, Avustralya ile ilgili ön bir bilgiye, bir aşinalığa sahip arkadaşlarımız var mı? Bilemiyorum. Eğer varsa mesajlar bölümüne yazarsanız öğrenmek isterim. Değilse ben o şekilde hani daha çok fazla bilinmediğini varsayarak biraz bazı konulardan bahsederim belki. Herhalde bundan da alınmazsınız diye düşünüyorum. Bir de konuşmama başlamadan önce Hüseyin hocamız aramızda mı bilemiyorum bugün, ya da katılacak mı? Ondan da emin değilim. Ama Hüseyin hocam benim ODTÜ'de lisansüstü eğitimimi yaparken oradaki hocalarımdan birisiydi. Kendisinin de Dış Politika Enstitüsü'nün başkanlığını yürüttüğünü ben sonradan öğrendim. Çok da memnun oldum. Bu şekilde yıllar sonra yollarımızın kesişmesi de çok güzel bir tesadüftü. Katılırsa aramıza ne güzel olur. Olmazsa da gıyabımda selamlarımı iletirsiniz. Kendisiyle mutlaka karşılaşacağımızı umuyorum önümüzdeki dönemde. Ben bir süre daha Türkiye'deyim.
Evet, herhangi bir mesaj görmedim. Demek ki kimsenin Avustralya ile önceden bir ilgisi yok. Ama ilgileniyor olsalar ki arkadaşlarımız bugün gelmişler, bize katılmışlar. Ondan da büyük memnuniyet duyuyorum. Tekrar da teşekkür ediyorum ve hala da aramıza katılan arkadaşlar olduğunu görüyorum. Bu da güzel. Demek ki konuşmamız esnasında da bize katılan başka kişiler de olabilecek. Şimdi bugünkü konuşmamız Avustralya'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan federal seçimlerin sonuçları, federal seçimlerin bize getirdikleri ve onlar üzerinden Avustralya ile ilgili neler söyleyebiliriz? Güncel Avustralya siyasetiyle ilgili hem içeride hem dışarıda bu seçim sonuçlarının yansımaları ve Avustralya'nın iç ve dış siyasetinde bu seçim sonuçlarının nasıl bir etkisi olabileceği. Bunun üzerine konuşacağız bugün daha çok. Ben birazcık daha biraz önce de sormamın amacı oydu. Yani Avustralya ile ilgili çok fazla aşinalığı olmayan arkadaşlarla birlikteysek bugün ben birazcık temel bazı bilgiler vererek başlayayım. Avustralya 6 eyaletten ve 2 özel bölgeden oluşan bir kıta devleti ve Avustralya federal bir yapıya sahip, federal düzeyde bir hükümet var. Çift kameralı parlamento söz konusu ve eyaletlerin ve o bahsettiğimiz iki özel bölgenin de kendi parlamentoları var. Bir tanesi hariç hepsi çift kameralı. Yani Avustralya'da 8 bölgeden bahsediyoruz. 6 eyalet ve 2 özel bölge. Bir de federal düzeydeki parlamento yine çift kameralı olmakla birlikte. Yani 25-26 milyonluk Avustralya'da toplam 17 tane parlamento var. İnanılması güç ama böyle. Birazcık bürokrasinin oldukça yaygın olduğu bir ülke ve birazcık da kıta devleti olmasının ve daha önce bu eyaletlerin bir araya gelip de federasyonu 1901 yılında oluşturmalarından da kaynaklanan bu yapı anayasanın da içinde yer alması ve anayasanın değiştirilmesinin o kadar kolay olmaması, bundan biraz daha konuşmamın ilerleyen kısımlarında da bahsedeceğim. Avustralya anayasasını değiştirmek çok çok zor. Onun nedenlerinden daha sonra bahsedeceğim. Şimdi ona girmeyeyim. Çok zor olmasından da kaynaklı olarak o yapı 1901'de oluşturulduğu şekliyle hala devam etmekte. Dolayısıyla 17 parlamentolu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu hafta sonunda yapılan seçimler federal düzeydeki seçimlerdi. Çünkü Avustralya'da dediğim gibi 6 eyalet ve 2 özel bölge bir de federal düzey olduğu için sık sık 6 ayda bir yerlerde mutlaka bir seçim vardır. Bu yılda Mayıs ayında federal düzeydeki seçimler yapıldı. Avustralya'da seçim dönemi 3 yıldır. Dolayısıyla bir önceki seçimler 2019 yılındaydı ve 2022 yılı itibariyle tekrarlandı seçimler ve bu seçimlerin sonunda bir iktidar değişikliği söz konusu oldu. Daha önce iktidarda bulunan Liberal Parti iktidarı İşçi Partisi'ne devretti. Yine bilemiyorum Avustralya'daki siyasi yapıyla ne kadar aşinalığınız olduğunu. Kısaca bahsetmek gerekirse iki partinin baskın olduğu bir sistem, iki partinin ön plana çıktığı bir sistem söz konusu. Biri sağda, biri solda ama ikisi de zaman içinde merkeze doğru yaklaşmış. Hatta soldaki parti merkeze doğru, sağdaki parti birazcık daha sağa doğru zaman içinde gitmiş. Şimdi Liberal Parti diye ben tabii konuşmamda geçecek. Bu da tabii kafalarda bunun gerçekten de uluslararası anlamda liberal bir parti olduğu izlenimini uyandıracaktır. Bu izlenim yanlış olacaktır, onu söylemem gerekiyor. Adı Liberal Parti olmasına rağmen aslında
yelpazenin sağında, hatta giderek daha da sağına yaklaşan siyasetler, politikaları izleyen bir partiden bahsediyoruz ve iktidar hükümet partisi olmuş ya da hükümet partisi olmaya aday olmuş bu liberal ismini taşıyan partiler içinde dünyada liberal enternasyonale üye olmayan tek parti. Çünkü gerçek ve uluslararası anlamda liberal bir parti değil, aslında bir sağ partiden bahsediyoruz. Pek çok insan da aslında onların bir çeşit muhafazakar demokrat bir tür parti oldukları görüşündeler. Özellikle de son yıllarda gitgide sosyal liberalizmden daha sağ politikalara doğru ilerlediklerini görüyoruz. Çeşitli açıklamalar, aday gösterdikleri kişiler, onların savundukları politikalar, hatta liderlikleri açısından bakıldığında bu şekilde bir izlenim. Daha önce de söylediğim gibi bu iki partili sistem Avustralya'da uzun süredir var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki partili sistemin şu anki şekliyle konsolide olması söz konusu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar da bu iki parti yaklaşık olarak her 6 yılda, her 9 yılda birkaç defa biraz daha uzun, mesela 12 yıllık bir süreç var bir noktada, bir 13 yıllık bir süreç söz konusu. Ama normal şartlarda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana her 6 yılda bir ya da her 9 yılda bir iktidarın birinden öbürüne geçtiğini görüyoruz. Seçim sistemleri de zamanında böyle bir sistem devam etsin ya da böyle bir sisteme uygun bir şekilde tasarlanmış. Yani Avustralya'nın şu anda ulusal düzeyde kullandığı seçim sistemi tercihli oy sistemi. Gerçi tercihli oy sistemlerinin çeşitli formları var. Bu konuyu daha detaylı çalışan arkadaşlar vardır. Belki aranızda sizler daha iyi bilirsiniz. Tercihli oy dendiği zaman bunun içine çok değişik sistemler girer. Avustralya'nın da zaten Temsilciler Meclisi düzeyinde ve Senato düzeyinde kullanılan tercihli oy sistemleri, her ikisi de tercihli oy olmakla beraber aslında farklı sistemlerdir. Ve anlaşılması ve konuyla çok alakalı, çok yakından ilgili olmayan kişilere anlatılması da, özellikle senato düzeyindeki oyların nasıl dağıtıldığı ve senatörlerin nasıl seçildiği konusu oldukça karmaşıktır. Burada ona girmeyeceğim. Çok ilgilenen arkadaşlar bu konuyla ilgili Wikipedia'daki yazıyı okuyabilirler, ama kafaları bayağı karışacaktır diye düşünüyorum. Çok çok ilgili değilseniz siz de Avustralyalıların büyük çoğunun yaptığı gibi uzak durabilirsiniz. Ama şöyle bir sonucu var tabii bunun. Bu iki partili sistemi, bu tercihli oy verilmesi, iki partili sistemin de sürmesini, şimdiye kadar sürmesini beraberinde getirmiş. Çünkü köklü partilere avantaj sağlayan bir sistem bu seçim sistemi. Çünkü özellikle Temsilciler Meclisi düzeyinde bütün adayların birden, işte kaç tane varsa diyelim ki 6 aday var, birden 6'ya kadar sıralandığı, en son işte en az oy alanın atıldığı her roundda ve onun oylarının dağıtıldığı, daha sonraki işte roundda o kişi, ikinci sonuncu olan kişinin atıldığı, sonra onun oylarının dağıtıldığı, bu şekilde devam eden bir oy sayma sistemi. Ve genelde bu sistem tabii ki var olan ve uzun süredir toplumda kökleşmiş partilere avantaj sağlayan bir sistem. Fakat bu seçimin önemli noktalarından birisi, 1950'lerden bu yana devam eden bu iki partili sistemin zayıflama emareleri gösteriyordu zaten ve bu emarelerin iyice belirginleştiği bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 1950'lerin başında bu iki partinin aldığı birinci tercih oylar, çünkü dediğim gibi tercihli oylar söz konusu. Birinci tercih oylar o zaman %95'lerdeyken, yani iki büyük partinin aldığı oylar, bu seçimde %68'lere kadar düştü. Hatta öyle bir şey oldu ki bu seçimde, geçen seçimde
36 oy alıp seçimi kaybetmiş sayılan ve çoğunluk elde edemeyen İşçi Partisi, bu seçimde geçen seçimdeki oyunun daha altında bir oy almasına rağmen, hatta üçte birin altında oy almasına rağmen, %32,8 oy almasına rağmen, tek başına 151 üyeli Temsilciler Meclisi'nde tek başına çoğunluğu sağlayabildi. Bu da seçim sisteminin bir cilvesi aslında. Fakat benim sık sık değişik mecralarda dile getirdiğim, bu sistemin sürdürülebilir olmayacağı yönünde düşüncem söz konusu. Yani üçte birin altında bir oyla parlamentoda çoğunluk sağlamak, biliyorsunuz Türkiye'de de benzeri oldu 2002'de, fakat Türkiye'nin o zaman özel bir durum vardı, baraj vardı. O baraja çok yaklaşıp geçememiş bir parti, biraz daha altında bir başka parti söz konusuydu. Yani barajın olmadığı bir durumda o şekilde bir çoğunluk sağlanması mümkün olmazdı 2002'de. Fakat Avustralya'da baraj da yok. Bu tercihli oy sisteminin bir cilvesi olarak küçük partilere giden oyların parlamentoya yansımadığını, dolayısıyla o oyların çöpe gitmiyor belki, çünkü tercihli oy sistemi demek o kişilerin elenmesi durumunda ikinci tercihlerine, üçüncü tercihlerine, hatta dördüncü tercihlerine o oyların dağılması anlamına geliyor. Dolayısıyla oylar çöp oluyor diyemeyiz, ama bu şöyle bir şey, geçenlerde katıldığım bir programda tartışmıştık ve konuştuğumuz kişi, sunucu şu şekilde demişti. Yani bu bir restorana gidip işte şu yemeği istiyorum diyorsunuz. O yemek yok. Peki bunu istiyorum. O da yok. Şunu istiyorum. O da yok. Yani 4-5 tane siz menüden bir şeyler istiyorsunuz. En sonunda belki 5. tercihiniz oluyor. Onlar da diyorlar ki bak işte aç kalmadın, en azından bir şeyler yemiş oldun diyorlar. Evet, bir şeyler yedim ama yani o 5. tercihimdi. Belki de 6. tercihimdi. Mecburen yedim çünkü öbür türlü aç kalacaktım. Bir de Avustralya'da oy vermek zorunlu. Şimdi bu gerçi diyeceksiniz ki aslında Türkiye'de de zorunlu. Yani yasal olarak Türkiye'de de oy vermek zorunlu. Fakat şöyle, dünyada sadece 21 ülkede zorunlu oy verme sistemi var. Yani oy vermenin zorunlu olduğu, yasal olarak zorunlu olduğu sadece 21 ülke var. Bunlardan birisi Türkiye, birisi de Avustralya. Fakat aradaki fark, Türkiye'de bunun pratikte uygulanmaması, yani ceza kesilmemesi ve oy vermeyen kişilerin peşine düşülmemesi. Avustralya'da ise, Avustralya o 21 ülke içinde oy vermenin zorunlu olmasını çok yasal olarak yani takip eden ve ceza kesen, o cezaları da daha sonra takip eden, verilmediği takdirde mahkemeye götüren böyle bir ülke. Ve hatta yurt dışındaysanız ve oy kullanmadıysanız size işte ceza geliyor postayla. Ondan sonra ona cevap vermeniz ve işte ben yurt dışındaydım o yüzden veremedim demeniz bekleniyor. O kabul edilebilir bir bahane. O şekilde cezadan kurtulabiliyorsunuz. Ama eğer ülke içindeyseniz ve çok çok özel bir nedeniniz yoksa, işte ya birisi kaza geçirdi de o gün olamadım şu bu gibi, ya da o da son dakika bir şey belki çıktı, bir aile sorunu belki, öyle çok çok inandırıcı bir nedeniniz olmadığı takdirde o cezadan kurtulmanız mümkün değil. Küçük bir ceza, sembolik belki, ama almakta ısrarcılar. Dolayısıyla Avustralya'da oy vermek zorunlu ve zorunlu olduğu için de genelde sandığa gitme oranı %90'ların üstünde çıkıyor. Şu anda oy sayımı henüz bitmedi. Ve bu seçimde şu an itibariyle %87 görünüyor. Bu hiç duyulmamış, görülmemiş bir şey Avustralya'da. Çünkü zorunlu olduğu için genelde 95'ler, 92, 95 gibi bir rakam oluyor çoğunlukla. Eğer oy sayımı devam ettikçe bu rakam 90'ın üstüne ya da 91'lere, 2'lere çıkmazsa, belki de son 50-60 yılın en düşük katılımlı seçimi olma ihtimali de var bu seçimin. Dolayısıyla öyle bir özelliği de var. Yani küçük partilerin oylarının artması, iki büyük partinin oylarındaki azalmanın
gitgide daha da belirginleşmesi, bir önceki seçimde 2019 seçimlerinde iki büyük partinin aldığı oy oranı yaklaşık olarak %75,3 üçtü. İki büyük partinin, daha doğrusu birisi koalisyon olarak, blok olarak giriyorlar. Aslında dört partiden oluşuyor ama iki blokun diyelim, o iki blokun aldığı oy 75,3'tü bir önceki seçimlerde. Bu seçimlerde ise 68 gibi bir rakama düşmüş olduğunu görüyoruz. Eğer bu eğilim devam ederse bir sonraki seçimlerde belki de 60'a 40 gibi bir tabloyla karşılaşabiliriz ki biraz önce bahsettiğim noktaya geliyorum. Bunun uzun vadede sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Yani önümüzdeki yıllarda yapılan seçimler bu seçimde olduğu gibi oyların ya da birinci tercih oyların diyelim, birinci tercih oyların %33'ünün altında, üçte birinin daha altında bir oranla tek başına iktidar sağlayacak sonuçlar ortaya koyacaksa, bunun uzun vadede ve %5, %6, %7 gibi oylar alan partilerin temsilciler meclisinde hiç temsil edilememesi gibi sonuçlar ve bu seçimlerde bunu gördük. Bu şekilde sonuçlar verecekse bunun önemli bir meşruiyet sorununa zaman içinde yol açacağını düşünüyorum. Hatta ve hatta bu seçim döneminde bile şu anda tabii yeni bir hükümetin, yani 9 yıllık bir önceki iktidar 9 yıl sürdü, 3 seçim dönemi sürdü ve sonlara doğru gerçekten insanlar o hükümetten ve onların politikalarından gerçekten bıkmışlardı ve pek çok skandallar yaşandı. Yolsuzluk skandalları, pandeminin idaresinde bir takım yine yanlış politikalar izlenmesi, on binlerce Avustralya vatandaşının ülke dışında kalması ve ülkeye dönmelerinin önünde büyük engeller çıkarılması, ülke içinde yine sürekli işte bir kapa bir aç şeklinde insanların ekonomik özgürlüklerinin kısıtlanması, değişik bir takım bu şekilde politikalar, bunların getirdiği bir rahatsızlık. Dış politikada yine bir takım yanlış ya da başarısız adımlar atılması ve bunun Avustralya'nın uluslararası itibarını zedelemesi ve bir takım ulusal çıkarlarına aykırı bir takım durumların ortaya çıkması, ki bunlarla ilgili de konuşmamın ilerleyen kısımlarında biraz daha spesifik örneklerle konuşacağım. Şimdi onlara girmek istemiyorum. Ama bütün bunların getirdiği bir yorgunluk söz konusuydu ve şimdi tabii 9 yılın sonunda yeni bir yani bir iktidar değişikliğinin gerçekleşmiş olması tabii bir balayı sürecindeyiz diyebiliriz. Yani bu da çok normal tabii. Yani 9 yıl sonunda bir başka parti iktidara geliyor ve yine bu tip durumlarda siz de bilirsiniz, yeni iktidara gelen parti bir takım sembolik adımlar atar. İşte bir önceki hükümetten farklı olduğunu göstermek için bazı küçük kozmetik bazı şeyler yapar ve işte bunlar tabii o balayı döneminde olduğu için insanlara hoş görünür ve insanlar bunları şey karşılarlar, olumlu karşılarlar. Bu da böyle bir olumlu bir hava estirir. Yani örnek olarak vermek gerekirse yeni başbakan mesela ilk basın toplantısında arka planda Avustralya'nın üç resmi bayrağı var. Yani bu işte İngiliz bayrağının köşede olduğu, herkesin bildiği bayrak. Bir bayrak ama iki bayrağı daha var. Birisi yerli halkı temsil eden bir bayrak. Bir de Boğazı halklarını temsil eden bir başka bayrak. Yani üç tane resmi bayrağı var. Bu yeni başbakan ilk basın toplantısında arka plana
Üç bayrağın üçünü de koyarak bir açıklama yapmıştı. Tabii pek çok insan, aa işte ne kadar güzel, sembolik de olsa böyle bir adım atılması falan. Aslında bakıldığında yani geçmiş hükümetler döneminde de öyle üç bayrağın olduğu basın açıklamaları olmuştu. Yani bu tamamen yepyeni bir şey değil ama işte böyle bir hükümet değişikliğini getirdiği olumlu bir hava, bunun estirdiği bir rüzgardan bahsediyoruz. O rüzgar içindeyiz şu anda. Fakat şeye geri dönersek, biraz önce bahsettiğim meşruiyet sorununa gelirsek, zaman geçtikçe, tabii 3 yıl uzun bir süre değil yani, çünkü biliyorsunuz seçim dönemi 4 yıl olan ülkeler var, 5 yıl olan ülkeler var. Türkiye'de 4 yıl, bazı ülkelerde 5 yıl, bizde de eskiden 5'ti burada, sonra 4'e indi. Yani 3 yıl uzun bir süre değil ve göz açıp kapayıncaya kadar bazen geçebiliyor. Fakat bu süre içinde dahi bir takım işte yanlış adımlar atılması ya da hükümetle ilgili ya da hükümet politikalarıyla ilgili bir takım olumsuz izlenimler, olumsuz gözlemler ortaya konmasını takiben, bu eski defterlerin, eski defterler derken işte bu, işte siz de %32 oy aldınız, yani 32 oyla orada duruyorsunuz gibi konuşmaların, gibi yorumların olabileceğini ben düşünüyorum. Şu anda yok. Hatta belki bu konuyu bu kadar sürekli olarak gündeme getiren az sayıda kişiden biriyim belki ben. Ama zaman geçtikçe bu konunun tekrar temcit pilavı gibi ısıtılıp ortaya konulacağını ben düşünüyorum. Ve dediğim gibi bir sonraki seçimlerde de bu bahsettiğimiz yüzdelerin artması durumunda, o zaman bu sorunun daha da ciddi olarak önümüze çıkacağını ve artık halının altına süpürülemeyecek bir noktaya gelip bir şekilde reform gerekliliğinin de belki de tartışılmaya başladığını görebileceğiz. Ama bu tip şeyler Avustralya'da hep zaman almıştır. Yani bir konunun konuşulmaya başlaması zaman alır önce Avustralya'da. Geçmişte de böyle olmuştur. Konuşulmaya başlandıktan sonra da uzunca bir süre konuşulur ve gerçek anlamda bir reform ya da değişim yaşanması ise bazen yıllar değil, 10 yıllar alabilir. Yani bu Avustralya bağlamında bakıldığı zaman çok şaşırtıcı değil ve yani uzun yıllardır Avustralya'yı takip eden kişiler bunun bu şekilde gerçekleştiğini, bu şekilde olduğunu bilirler. Yani bir örnek vermek gerekirse, Avustralya'da, Türkiye'de biliyorsunuz nüfusun tümünün oy verme hakkı 1934 itibariyle, değil mi? Ve Avrupa'daki aslında pek çok ülkeden daha önce elde edilmiş bir hak. Şimdi Avustralya'da bunun 1967 olduğunu herkes bilmez ama 1967'dir. O da bir referandum sonrasında elde edilmiş bir hak. Bütün, yani nüfusun tümünün, yani yerli halk dahil olmak üzere. Çünkü 1967'den önce yerli halk hem nüfusta sayılmıyordu, hem tam olarak vatandaşlık hakkına sahip değillerdi, hem de oy kullanamıyorlardı. Oy kullanamıyorlardı, seçilemiyorlardı. Bütün bu haklar o 1967 yılında yapılan çok ünlü bir referandum, Avustralya tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi, o referandumda çıkan olumlu sonuçla beraber oldu. Dolayısıyla çok geç. Yani Avustralya halkına belki sorulsaydı çok çok daha önce bu değişim gerçekleşebilirdi. Ama Avustralya'da hükümetlerin halkın isteklerinin, arzularının, beklentilerinin gerisinde kaldığını veya gerisinden gittiğini zaman zaman görebiliyoruz ve hala da bu devam ediyor diyebiliriz. Değişik başka konularda da hala devam ettiğini görebiliriz. Bazı örnekler yine vereceğim konuşmamın esnasında. Şu ana kadar herhangi bir soru gelmedi. Gelseydi söyleyecektim zaten ama gelmedi. Dediğim gibi sonunu bekleyelim, o zaman soralım gibi düşünmenize gerek yok. Ben konuştukça ilginizi çeken ya da açmamı istediğiniz ya da birazcık daha fazla bilgi vermemi istediğiniz bir konu olursa lütfen chat fonksiyonunu kullanarak bana yazabilirsiniz. Ben de herkesle paylaşır ve o konunun üzerinden geçebilirim. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi köklü partilere olan
desteğin azalması aynı zamanda daha küçük partilere giden oyların artması anlamına geliyor. Bağımsız adaylara verilen oyların artması anlamına geliyor. Bir yandan biraz önce de söyledim, katılım oranı diğer geçmişteki seçimlere göre daha düşük gibi görünüyor. Evet, bütün oylar sayılmadı. Belki o 87'de kalmayacak, belki 90'ı bulacak ama 90 bile olsa şu anda 87 görünüyor seçim kurulunun sayfasında. 90'ı bile bulsa bu yine de son belki dediğim gibi 50-60 yılın en düşük katılım rakamıdır ve bu seçime katılmamanın cezaya tabi olduğu bir ülkede ciddi bir rakam olarak düşünülebilir. Ve burada da tabii belki yine biraz önce o bahsettiğim konuya geliyoruz. Yani belki halkın bir kısmında oy versek ne olacak ki, nasıl olsa bu iki partiden başkası iktidara gelmeyecek ve işte bizim oy verdiğimiz partiler parlamentoda dahi temsil edilmeyecek şeklinde bir hayal kırıklığı yaratan, sistemin böyle bir hayal kırıklığı yaratan bir noktaya geldiğini görebiliyoruz. Bu yani çünkü durup dururken bir önceki seçimde yaklaşık sanıyorum 95 gibi 94 gibi bir katılım oranı varken eğer bu seçimde bu 90'a belki de 90'ın altına düşerse burada bunun bazı nedenleri olduğunu düşündürür insana bu. Eminim ki bununla ilgili de araştırmalar, çeşitli yorumlar, düşünceler olacaktır. Tabii nihai rakamların ortaya çıkmasını da beklememiz gerekiyor bunu söylemek için. Dediğim gibi bu sistem küçük partileri özellikle dezavantajlı duruma koyduğu için ve küçük partilerin %5, %6 oyla mesela hiç temsil edilemedikleri bir sonuç ortaya koyduğu için bazı durumlarda ve onun haricinde de tercihli oylardan kaynaklanan yani kesinlikle alınan oyların parlamentoya alınan ölçüde yansımadığı şeklinde. Yani mesela biraz önce bahsettik işçi bir anda İşçi Partisi var bir tarafta da diğer işte Liberal Parti'nin başını çektiği bir dört partili bir koalisyon söz konusu. Şimdi bu seçim sonunda iktidarı koalisyon hükümeti İşçi Partisi'ne devretti. İşçi Partisi %33'ün altında oy aldı demiştik. Koalisyon partilerinin aldığı oy %35'in üstünde. Yani %3, %2,5, 3 daha fazla İşçi Partisi'nden ama onlar 55 milletvekili çıkarırken İşçi Partisi 77 milletvekili çıkarmış gibi görünüyor şu anda. Dolayısıyla yani alınan oyun hem yansımaması söz konusu hem de daha az oyla daha fazla milletvekili çıkarmak söz konusu ve bu eyalet eyalet baktığımız zaman da benzer sonuçlar görebiliyoruz. Mesela benim yaşadığım Victoria eyaletinde partilerin oyları neredeyse birbirine daha doğrusu iki tarafın oyları diyelim, partiler demeyelim, koalisyon ortaklarının oylarıyla İşçi Partisi'nin oyları neredeyse birbirine denk olmakla birlikte koltukların büyük çoğunluğunu İşçi Partisi'nin aldığını görüyoruz. Çünkü tercihli oydan dolayı liberal adayların yani liberal partiden olan adayların birinci çıktığı ama daha sonra o birinciliklerini tercihlerden dolayı ikinci sıradaki kişiye kaptırdıkları pek çok örnek var. Ve dolayısıyla işte oradan görebiliyoruz onların niye 35 olduğunu ve öbür seçimi kazandığı söylenen partinin niçin 32,8'de olduğunu da o da oradan görebiliyoruz. O tercihlerle kazanılmış sandalyeler bunlar. Bu da işte seçim sisteminin bir dediğim gibi bir cilvesi. Ama bu sistem uzun zamandır uygulanıyor. Reform dediğimiz gibi Avustralya'da gerekliliği kabul edilse bile geniş kesimler tarafından gerekliliği kabul edilse bile reform düşüncesinin yerleşmesi özellikle de seçim sistemi gibi son derece karmaşık bir konuda ve tabii çıkar o iki büyük partinin çıkarlarının son derece etkileneceği değil mi? Mesela bir nispi oy sistemine geçsek çok daha farklı bir tablo önümüze çıkacaktır. Çok parçalı bir parlamento. Her iki tarafta işte müzakere gerekliliği ve koalisyonlar belki ama halkın iradesinin parlamentoya çok daha
iyi bir şekilde, çok daha düzgün bir şekilde yansıyacağı. Fakat buna razı gelecekler mi ya da bu noktaya gelmeleri ne kadar sürer ve ne zaman böyle bir sonuç alabiliriz? Onu gerçekten bekleyip görmek lazım. Ama ben yani bunun öyle çok çabuk olacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir krize dönüşmesi gerekir öncelikle ki gerçekten onun ne kadar aciliyet arz ettiği ancak o zaman ortaya çıkacaktır ve bunun da yıllar ve belki de daha fazlasını alacağını düşünüyorum. Ve İşte küçük partilerin temsil hakkı kazanması çok zor olduğu için bu seçimde özellikle bir takım zengin iş adamlarının bağımsız adayları desteklediği, özellikle de geleneksel olarak sağa oy vermiş, bir yandan sağa oy vermiş ama varlıklı, sosyal açıdan belki biraz daha ileri düşüncelere sahip bir takım şehir, büyük şehir ve metropol seçim bölgelerinde 6 kadar, 7 kadar bağımsız adayın ve oldukça para harcadıktan sonra, tabii oldukça yüksek miktarlarda para harcadıktan sonra zamanında işte Liberal Parti, yani sağ parti adaylarına karşı başarılı olup seçim kazandıklarını gördük. Ve bu ölçüde bir bu sayı bu kadar çok, toplamda sanıyorum 10 bağımsız aday girmiş oldu. 151 sandalyeli temsilciler meclisine 151 sandalyenin 10'unu almış oldular bağımsız adaylar. Bu da ilk defa böyle bir rakam görmüş oluyoruz bağımsızların temsili konusunda. Yani bağımsızların temsili noktasında sistem küçük partilere oranla çok daha iyi sonuçlar veriyor gibi görünüyor. Çünkü bağımsızlara halkın işte tercihli sistemde oy vermesi, belki küçük partilere oy verirken işte oyun boşa gidecek, nasıl olsa başkasına gidecek sonuçta gibi düşünceler insanları birazcık o partilere de oy vermekten geri tutuyor olabilir. Dolayısıyla bu bağımsızların yükselişinin daha sonra yapılacak olan eyalet düzeyinde yapılacak olan seçimlerde de tekrarlanabileceği ya da tekrarlanmaya çalışılacağı, tabii aynı mali destekleri bulabilirler mi onu bekleyip göreceğiz. Fakat bunun bir model oluşturabileceği düşüncesi gitgide tartışılıyor son dönemde. Ben de bunun en azından denenebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani ilk defa olarak 10 bağımsız adayın seçilmesi bunun yapılabilir olduğunu gösterdi. Yapılabilir olduğunu gösterdi ve belki de aynısını eyalet düzeyinde tekrarlamak isteyenler ya da en azından bunu denemek isteyenler olabilecektir. Önümüzdeki bu yıl Kasım ayında Victoria eyaletinde seçimler var. Dolayısıyla Victoria eyaletindeki seçimlerde benzer bir bağımsızlar hareketi görecek miyiz? O bekleyip hep beraber şahit olmamız gereken bir gelişme olacaktır. Ama ben bir takım adımlar bu konuda bekliyorum açıkçası. Değişik bölgelerden. Onun dışında bu seçimlerin tabii seçimlerin sonucu olarak çok tartışılan, olumlu olarak belki tartışılan diyebiliriz. Parlamento'nun Avustralya'nın zenginliğini, yani Avustralya nüfusunun zenginliğini tam olarak yansıtmadığı ve hiçbir zaman, zaten geçmiş parlamentolar hiçbir zaman tam olarak yansıtmadılar ama bu parlamentonun bir nebze de olsa biraz daha temsiliyet konusunda diğer bir önceki parlamentoya göre daha iyi olduğu şeklinde bir izlenim. Bu izlenim çok yanlış değil aslında. Yani şöyle söyleyeyim, mesela kadınların temsili, ki bu çok basit bir örnek aslında, yani kadınların temsili oranın noktasında Avustralya'nın sorunu olmaması gerekir. Çünkü kadınların toplumsal hayata çeşitli düzeylerde katılımı çok yaygın tabii Avustralya'da. Fakat
parlamento düzeyinde baktığınız zaman bu seçimlerin hemen öncesinde Avustralya parlamentosu, yani temsilciler meclisinden bahsediyoruz. Senato'daki rakamlar daha böyle cinsiyet eşitliğini gösterir durumda. Yani 50-50, hatta bu seçimlerden sonra senatoda sanıyorum kadınlar çoğunluk. Ama genel olarak hani uluslararası karşılaştırmalar yapılırken temsilciler meclisi düzeyinde karşılaştırma yapılır. Çünkü bunun da nedeni her ülkede çift kameralı sistem olmamasıdır. Dolayısıyla senatolar bazı ülkelerde atanma yoluyla, bazı ülkelerde değişik şekillerde seçilirler. Dolayısıyla senatolar arasında ve senatoların olduğu ülkeler arasında karşılaştırma yapmak her zaman elmalarla armutlar şeklinde bir şey getirebilir bize. O yüzden karşılaştırmalar genelde alt meclis üzerinden yapılır. O rakamlar itibariyle Avustralya bu seçimlerin hemen öncesinde ilk 50'nin, dünyada ilk 50'nin dışındaydı. %32 kadar sanıyorum kadın milletvekili vardı seçimlerden önce ve 57. sıradaydı. Yani pek çok ülkenin gerisindeydi. Bu seçimlerden sonra sanıyorum o oran %yaklaşık 38 gibi bir rakama çıkmış durumda. Yine yeterli değil ama biraz daha iyi. Şeyde sanıyorum İşçi Partisi'nde 42 falan, diğer partilerde biraz daha düşük. Toplamda da 38 gibi bir rakamdan bahsediliyor ve bu da Avustralya'nın dünyada yaklaşık işte 37. falan kadınların temsili açısından. Yani kadınların temsili açısından bile Avustralya öyle ilk 20'de falan değil. Zaten ilk 50'de bile değildi bu seçimlerden önce. Bu seçimler sayesinde ilk 40'a girmiş oldu. Bu seçimlerin getirdiği bir başka şey, yerli halktan olan temsilcilerin özellikle senato düzeyinde seçilmeleri ve eskiye oranla biraz daha fazla görünür olmaları, bu olumlu bir gelişmeydi. Ve aynı şekilde yine değişik özellikle göçmen kökenli bazı milletvekillerinin de seçildiğini görüyoruz. Hatta şu anda yeni kurulan hükümette Bosna kökenli bir bakan, Mısır kökenli bir bakan gibi değişik kökenlerden bakanlar, işte yerli işlerinden sorumlu bakanın yerli halktan bir kadın olması, o ilk defa olarak yerli halktan bir kadın olması, bir önceki hükümette de bir yerli halktan bir erkekti. O da ilkti. O da yerli halktan o bakanlık koltuğuna oturan ilkti. Şimdi de bir kadın olarak ilk yaşanmış oldu. Herhalde bundan sonra bu bir geleneğe dönüşecektir ve bir daha çoğunluktan bir bakanın o koltuğa oturabileceğini sanmıyorum. Zaten şimdiye kadar bu şekilde nasıl olmuş onu da anlamak çok zor. Fakat burada şunu bahsetmek isterim. Bu da önemli. Avustralya'da federal parlamento düzeyinde seçilme hakkı konusunda bir takım sınırlamalar mevcut. Ve bu Batı dünyasında bu konuda Avustralya tek. Avustralya Anayasası'nın 44. maddesi uyarınca başka bir ülkeye bağlılığı olan kişilerin federal parlamentoya seçilme, aday olma ve seçilme hakları yok. Bu dediğim gibi Batı ülkeleri içinde tek. Yani buradan tabii kasıt aslında vatandaşlık, yani çifte vatandaşlık ya da çoklu vatandaşlık hakkı olan kişilerin federal parlamentoya seçilememesi sonucu çıkıyor bu maddeden. Bu madde yazılırken tabii 1901 yılında federasyon ortaya çıktığı zaman, bu madde yazılırken ortada Avustralya vatandaşlığı diye bir kavram yok. Avustralya vatandaşlığı kavramı 1949 yılında karşımıza çıkıyor. Çok çok sonra karşımıza çıkıyor. Daha o dönemde Avustralya vatandaşlığı diye bir kavram yok. Dolayısıyla onlar da bu maddeyi yazarken vatandaşlık dememişler, bağlılıktan bahsetmişler. Allegiance İngilizce'de o şekilde geçiyor anayasada. Ve bunun net sonucu olarak da çifte vatandaş olan ya da birden fazla vatandaşlığa sahip kişilerin parlamentoya seçilememesi, federal parlamentoya seçilememesi. Bu da Avustralya gibi bir ülkede aslında son derece
İlginç bir durum çünkü Avustralya'da deniyor ki halkın, yani bu orada sürekli oturum hakkına sahip ya da yaşayan vatandaş olarak Avustralya'da yaşayanların 1/4'ü Avustralya'da doğmamış. Buradan ne kadar önemli bir göçmen yüzdesi olduğunu şeyde görebiliyoruz. Yani halkın 1/4'ü Avustralya'da doğmamış. Avustralya dışında başka bir ülkede doğup Avustralya'ya gelmiş. Ve yine aynı rakamlar diyor ki halkın %50'sinin en az bir anne ya da babasından en az biri Avustralya'da doğmamış. Bu şu demek oluyor, yani pratikte baktığımız zaman bu halkın yaklaşık yarısının, Avustralya halkının yaklaşık yarısının ya ikinci bir vatandaşlığı olduğu ya da öyle bir vatandaşlığa hakkı olup da belki o hakkını kullanmadığı anlamına geliyor. Ve biraz önce bahsettiğim anayasa maddesi o kadar geniş ki vatandaşlık hakkı olup da o hakkı kullanmamış insanları da kapsamına alıyor. Dolayısıyla hayatınızda hiçbir zaman mesela diyelim ki mesela Türkiye'den örnek verelim. Çünkü Türk vatandaşlığı anne ve baba üzerinden şu an için kazanılır ve hiçbir zaman diyelim ki Avustralya'da bir anneniz ya da babanız ya da her ikisi Türk ve Avustralya'da doğdunuz ve anne ve babanız sizi hiçbir zaman büyükelçiliğe götürüp kaydettirmedi, hiçbir zaman Türk kimliği almadınız, hiçbir zaman pasaport almadınız. Bu sizin yine de Türk vatandaşlığına hakkınız olmadığı anlamına gelmez. Hakkınız bakidir ve ileride federal parlamentoya seçilmek için aday olmak istediğiniz zaman bu karşınıza engelleyici bir unsur olarak çıkacaktır. Hiçbir zaman bir şeyiniz o vatandaşlık hakkınızı kullanmamış olsanız dahi. Ve buradan da şeye geçmek istiyorum. Konuşmamın başında bahsetmiştim. Anayasayı değiştirmek o kadar zor ki. Şimdi diyebilirsiniz ki bu evet çok 1901 yılında bunu getirmişler. Günümüz şartlarına uymuyor. Avustralya 1901'deki Avustralya değil. Avustralya vatandaşlığı diye bir şey 1901 yılında yoktu. Böyle ve Batı dünyasında böyle bir sınırlamaya sahip tek ülke Avustralya. Gerçekten öyle. İngiltere'nin, Amerika'nın, Yeni Zelanda'nın, İrlanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, aklınıza hangi ülke gelirse ve Türkiye'nin tabii ki. Parlamentolarında çifte vatandaşlığa sahip pek çok milletvekili olduğunu biliyoruz. Bu da hiç kimsenin çok fazla yadırgadığı bir şey değil günümüz dünyasında. Ama Avustralya'da işte dediğim gibi bu anayasa maddesinden kaynaklı bir sınırlama var. Ve anayasayı değiştirmek Avustralya'da çok zor. Avustralya'da anayasa diğer ülkelerdeki anayasalar gibi ortaya çıkmamış. Yani diğer ülkelerdeki anayasalar bir çerçevedir ve bu çerçeve işte temel hak ve özgürlükleri ne olduğunu, ülkenin yapısının ne olduğunu anlatır. Temel hak ve özgürlüklerin işte devletin bireye karşı sorumluluklarının ne olduğunu ve bireyin devlete karşı olan sorumluluklarının ne olduğunu genel bir çerçeve içinde çizer. Anayasalar bu işi görürler. Yani anayasalar kanunlar değildir. Bunlar düzenlemeler, yasal düzenlemeler ayrı olarak oradaki prensipler çerçevesinde ayrı olarak düzenlenir. Bu genelde bütün ülkelerde üç aşağı beş yukarı böyledir. Fakat Avustralya anayasası böyle bir belge değil. Avustralya anayasası 1901 yılında Avustralya'daki değişik eyaletler bir araya gelip Avustralya Federasyonu'nu kurduklarında değişik bölgeler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini ve nasıl yürümesi gerektiğini, değişik eyaletlerin haklarını, hangi konularda özerk olacaklarını, hangi konularda söz hakkına sahip olacaklarını ve hangi konuların federal hükümet tarafından yürütüleceğini ortaya koymak için hazırlanmış bir belge aslında, bir çeşit rehber, yani eyaletler arası ilişkileri düzenleyen bir çeşit rehber ve zamanında bu maddeyi oraya koymuşlar. O zaman şartlarında tabii vatandaşlık diye bir şey söz konusu olmadığı için işte değişik diğer diyelim ki yabancı güçlere
güçlerle bağlantıları olan insanların parlamentoya girmesini engellemek için böyle bir şey koymuşlar. Şimdi anayasayı değiştirmek istediğiniz zaman Avustralya'da referandumla değişebiliyor anayasa sadece. Bu referandumun ülkenin tümünde %50'den fazla oy alması gerekiyor ve 6 eyaletin 6'sında da çünkü demiştik ya 6 eyalet ve 2 özel bölge var. 6 eyaletin 6'sında da çoğunluk sağlaması ve ülke genelinde de çoğunluk sağlaması gerekiyor. Yani 7 değişik düzeyde %50'nin üstünde oy getirmesi gerekiyor. Onun bir tanesi bile %50'nin altında olsa o referandum geçmemiş oluyor. Çok ilginçtir. Yani ülke genelinde geçti diyelim ama mesela eyaletlerden birisinde %48'de kaldı. O referandum geçmemiş oluyor. O yüzden Avustralya'da referandumlar hem çok zordur hem de geçmiş örneklerine bakıldığı zaman başarısız olan referandumlar başarılı olanların çok daha üstündedir sayıca. Çoğu referandum başarısız olmuştur. Bu işte şeyden çifte çoğunluk sağlama zorunluluğu olmasından dolayı çoğu başarısız olmuştur. En son referandum 1999 yılında Cumhuriyet olalım mı olmayalım mı referandumuydu. O referandumda bayağı büyük bir farkla aslında reddedildi. Ve hatta bir özel bölge hariç hiçbir yerde de çoğunluğu sağlayamadı. Son derece kötü yürütülmüş bir kampanyaydı o. Ve ondan sonra da uzunca bir süre cumhuriyetçi akımın yani cumhuriyet olma, Avustralya'nın bir cumhuriyet olması, monarşiyi geride bırakarak bir cumhuriyet olması akımının da uzunca bir süre sekteye uğramasına neden oldu o referandumun başarısızlığı. Şimdi yeni hükümetin getirdiği yeniliklerden birisi diyelim, ilk defa olarak Avustralya tarihinde bir bakan yardımcısı ve cumhuriyetten sorumlu bir bakan yardımcısı diye bir bakan yardımcılığı iddiası ettiler ve o koltuğa bir bakan yardımcısı atadılar. Sembolik açıdan çok önemli aslında. Çünkü dediğim gibi 1999 yılındaki referandumun başarısızlığından sonra tekrar bir referandum fikri uzunca bir süre tartışılmadı bile. Yani o kadar büyük başarısızlık yaşandı ki tartışılmadı bile. Ama şimdi kraliçenin yaşının ilerlemiş olması ve kraliçenin yerine belki geçecek olan Charles'ın çok da fazla sevilmemesi gibi bazı nedenlerin de içinde olduğu. Ama tabii bir yandan da bu hükümet, bu parti içinde de Cumhuriyet fikrine sıcak bakan kişiler olduğunu, hatta şu anki başbakanın da bu fikre sıcak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten sorumlu bir bakan yardımcılığı oluşturulması ve buna bir atama yapılması sembolik açıdan çok önemli. Belki bu ilk dönemde değil ama hani bu 3 yıllık sürenin sonunda bu iktidarın bir kez daha seçilmesi durumunda belki ikinci dönemde tekrar bu referandum fikrinin cumhuriyet olma fikrinin gündeme gelebileceğini düşündürüyor gelişmeler. Çünkü o referandumdan önce bir de yerli halkın anayasada yerli halkın haklarının yasal olarak tanınması, varlığının yasal olarak kabul edilmesi düşüncesi de mevcut. Bu düşünce de yeni değil aslında. Ama dediğim gibi bu da bir referandum gerektiriyor. Ve bu konuyla ilgili çalışmış olan kişiler bu şekilde bir referandumun kazanma ihtimali yüksek olduğu takdirde ancak yapılmasının doğru olacağını, çünkü başarısızlık durumunda yine yıllara yayılabilecek bir
gecikme, yıllara yayılabilecek bir aynı cumhuriyetçi fikrin sekteye uğraması gibi biraz önce konuştuğumuz. Yani 99 yılının üzerinden kaç yıl geçti, değil mi? Yani 23 yıldan bahsediyoruz. Yani 23 yıllık belki tekrar bir referanduma gidilmesi, belki 5-6 yıl, belki de 4 yıl, 5 yıl neyse. Yani uzunca bir süre, değil mi? Çeyrek asırlık bir gecikme anlamına gelir. Dolayısıyla benzer bir başarısızlığın yerli halkın anayasada tanınması noktasında da olmaması gerektiği düşüncesi bazı çevrelerce dile getiriliyor. Aslında çok da haksız değil. Ama tabii bunu bir bahane olarak kullanıp reformu sürekli olarak ya da bu değişiklik isteğini, değişiklik talebini sürekli olarak ertelemek, süresiz olarak ertelemek de belki çok çok iyi bir fikir değil. Ama ikisinin bir ortasının bulunması gerekecek. Çünkü anayasanın işte dediğimiz gibi biraz önce de konuştuğumuz gibi değiştirilmesi çok kolay bir şey değil. İmkansız denemez tabii. Sonuçta 3'te 2 falan değil istenen, %50. Ama 7 değişik düzeyde %50'den bahsediyoruz. Yani 7 değişik kampanya ve 7 değişik kampanyanın 7'sinin de başarılı olması gerektiğinden bahsediyoruz. O kadar kolay değil. Hani yüzde belki 3'te 2'den bahsetmiyoruz. Yine %50,1'den bahsediyoruz ama her halükarda yine de büyük bir şey bu. Zorluk ve bu zorluğun aşılması o kadar da bugünden yarına olacak bir şey değil. Biraz zaman isteyen bir şey. Fakat bu kararlılığı görüyorum. Yani bu hükümetin bu konuda bazı adımlar atabileceğini düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bir balayı sürecindeyiz. Bu yeni bir hükümetin seçilmiş olmasından kaynaklanan bir takım işte sembolik adımlar atılarak işte Şirin'in görünülmesi gibi bazı şeyler söz konusu. Bir örneğini vermiştim biraz önce. Ama bir takım somut adımlar atılabileceğini de yine de düşünüyorum. Bu işte özellikle bir önceki hükümet döneminde sık sık gündeme gelen yolsuzlukların mesela ve federal düzeyde bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması bu şu anki hükümetin vaatlerinden birisiydi. Ve bu konuda da halk nezdinde çok büyük bir destek olduğunu kesinlikle biliyoruz. Bu türden yolsuzlukları araştırma komisyonları eyaletler düzeyinde zaten mevcut. Hepsinde değil ama bir kısmında mevcut. Nasıl işlediklerini de biliyoruz. Çok çok iyi işlediklerini söyleyemeyiz aslında. Ama federal düzeyde de böyle bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir önceki hükümet döneminde çok çeşitli yolsuzluklar ve bunların üzerine gidilmemesi, bunlar halk vicdanında, gerçekten kamu vicdanında yaralar açtı. Tabii halkın işte dönem dönem ya da bölge bölge bir önceki hükümetten desteğini çekmesinde de belki önemli bir rol oynadı. Her ne kadar oy oranı olarak çok düşmeseler dahi işte bu tercihli oy sistemindeki tercihlerin dağılımı neyi gösterdi? İşte halkın büyük çoğunluğunun birinci tercihinin ya da halkın büyük çoğunluğunun bu alternatifi öbür alternatife tercih ettiğini gösterdi. Yani en azından bunu görmüş olduk. Zaten tercihli oy sistemi de böyle bir sonucu ortaya çıkarıyor. Ama işte dediğim gibi bu sistemi ulusal düzeyde dünyada kullanan sadece iki ülke var. Birisi Avustralya, birisi de Fiji. Yani çok yaygın olarak kullanılan bir sistem değil. Benim kişisel görüşüm mesela cumhurbaşkanlıkları seçimleri için, başkanlık seçimleri için çok iyi bir sistem olduğu. Çünkü kişiye veriliyor oy ve en az kabul edilebilir, en az kabul edilemeyecek olan kişinin seçilmesi başkanlık seçiminde iyi bir şey. Ama parti düzeyinde seçim yapılacağı zaman bence işte biraz önce bahsettiğimiz denge sorunlarını ortaya çıkarıyor ki Avustralya'da bunları çok yakından şu anda görüyoruz. Onun dışında bu
Benim alanım biliyorsunuz siz de bahsettiniz Şeyma, benim alanım göçmenlik hukuku. Göçmenlik konusunda, göçmenlik politikaları konusunda bu yeni hükümetin çok çok büyük değişiklikler yapmayacağı görünüyor. Özellikle mülteciler konusunda işte bir önceki hükümetin başlattığı işte Avustralya'ya gelmeyi bir şekilde başarmış olan işte yasal olmayan yollardan ya da düzenli olmayan yollardan diyelim. Çünkü yasal olmayan demek aslında doğru değil hukuki açıdan bakıldığında. Düzenli olmayan yollardan yani işte bu gemilere, botlara binerek, teknelere binerek bir şekilde ulaşmaları durumunda tekrar geri gönderilmeleri ya da Avustralya ana karasının dışındaki bazı kamplarda tutulmaları ve Avustralya'ya hiçbir zaman yerleşmelerine izin verilmemesi gibi politikaları bu hükümette aynen bir önceki hükümetin yaptığı gibi devam ettirecek gibi görünüyor. O konularda çok da tavizkar olmayacaklar. Fakat bir takım işte şu anda Avustralya'da bulunan yaklaşık 31 bin mülteci henüz statüsü açığa kavuşmamış olan ve bunların büyük çoğunluğu uluslararası normlar temelinde de aslında mülteci oldukları onaylanmış, kabul edilmiş kişiler. Bunların yaklaşık %70-80 gibi bir rakamından bahsediyoruz. Bu kişilere yeni hükümetin belki sürekli bir kalma yolu açabileceği düşünülüyor. Bunu da zaman içinde bu konuyla ilgili hangi adımları atacaklarını göreceğiz. Son olarak değinmek istediğim, hala henüz bir soru falan gelmedi. Belki sona saklıyor olabilir insanlar sorularını. Son olarak da değinmek istediğim, Avustralya'nın bu seçimlerin Avustralya'nın dış politikasına olan etkilerinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Sonuçta burası bir dış politika enstitüsü. Dış politikadan da bahsetmeden konuşmamızı sonuçlandırmak doğru olmaz. Bu Avustralya'nın tabii dış politika öncelikleri içinde yani bunu kenara bırakıyorum. Bu mülteci politikaları da tabii dış politikaya girer ama onu bir kenara bırakıyorum. Ülkeler arası politikalardan bahsedersek eğer tabii Avustralya'nın Çin'le olan ilişkileri her zaman ülke içinde ya da dış politikanın önemli tartışma konularından birisi olmuştur. Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı. Bir yandan da tabii Çin bir süper güç ve Avustralya'nın da içinde bulunduğu coğrafi alanda etki alanını genişletmek isteyen bir süper güç. Son dönemde belki konuyla ilgilenen arkadaşlar varsa gazetelerde, çeşitli yerlerde Çin'in Pasifik'teki ülkelerle daha geniş bir hem serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor olması hem de ikili anlaşmalar yoluyla oralardaki etki alanını genişletmeye çalışmak istediğini görüyoruz. Birkaç ay önce tam da hemen öncesinde seçimlerin hemen öncesinde Solomon adalarıyla bir anlaşma imzalaması, bir güvenlik anlaşması imzalaması Çin'in ve bu güvenlik anlaşması kapsamında belki de Solomon adalarında bir üs elde etmesi söz konusu olabilecek Çin'in. Gerçi her iki taraf da bunu doğrulamıyor, yalanlamıyorlar da. Şu an için böyle bir şey yok deniyor ama anlaşma kapsamlı ve böyle bir şeye de izin verecek şekilde yazılmış bir anlaşma. Dolayısıyla bu Avustralya açısından belki tehdit olarak bile görülebilecek. Yani yanı başınızda Çin'in bir askeri üs elde edebileceği düşüncesi Avustralya için biraz rahatsız edici belki. Şimdi Pasifik'le olan ilişkiler konusunda bir önceki hükümetin çok sayıda yanlış yaptığı, çok yanlış adımlar atılması, bu ülkelerin bir kısmının işte böyle tepeden
inme bakış açısı ya da küstahça denilebilecek bir takım tavırlar ile küstürülmesi ve o ilişkilerin zarar görmesi. Dolayısıyla bu mesela Solomon Adaları'nın Çin'le imzaladığı güvenlik anlaşması konusunda Avustralya'nın son ana kadar haberdar dahi edilmediği, bilmediği, medyada geniş olarak yer almasından sonra işte öğrendiği ve daha sonra tabii tepki vermek için çok geç kaldığı bir örnek. Daha önce yine bu ülkelerin özellikle iklim değişikliği konusunda yani işte deniz seviyesinin yükselmesi ve bazı adaların belki de önümüzdeki 50 yıl, 100 yıllık süreçte sular altında kalması ya da yaşanılamayacak hale gelmesi gibi tehditlerin de söz konusu olduğu bir coğrafi bölgede bu tehditleri hafife alır şekilde başbakanın ve iki kıdemli bakanın konuşmalarının mikrofonlara yakalanması yaklaşık 10 yıl önce. Bunlar tabii Pasifik adalarıyla olan ilişkileri olumsuz etkilemişti. Şimdiki işte bu hükümet birazcık da o ilişkileri tekrar onarmak istiyor. Tekrar o güven ortamını tesis etmek istiyor. Tabii ki şu da bir gerçek. Yani Avustralya hiçbir zaman Çin'le böyle bir açık arttırma gibi bir yarışa giremez. Yani ve ne ekonomisi buna müsaittir ne de etki alanını genişletme konusundaki kendisinde var olan imkanlar buna müsait olacaktır. Ancak işte karşılıklı belki saygı ve güvene dayalı bir takım ilişkilerin tekrar tesisi yoluyla dengeleyici bir unsur olarak orada yer almaya devam etmesi bir yol olacaktır. Bu hükümetin de bu yönde bazı adımlar atmasını bekliyorum açıkçası. Ve tabii Avustralya'nın Çin'le olan ilişkileri sadece Çin'le olan ilişkileri olarak düşünülmemeli. Bunun tabii Avustralya'nın son dönemde İngiltere ve Amerika ile bir güvenlik paktı anlaşması imzalaması, AUKUS dediğimiz anlaşmayı imzalaması ve bu anlaşmanın unsurlarından birisinin Avustralya'ya sağlanacak imkanlarla Avustralya'da sanıyorum 8 ya da 9 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı üretilmesi gibi bir sonuç olması. Ama tabii burada belki 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç içinde daha önce Fransa ile yapılmış olan bir anlaşma vardı. Bu anlaşma tabii bu kadar kapsamlı bir güvenlik paktı türü bir anlaşma değildi. Doğrudan Fransızların yaptığı ve onların teknolojisini nükleer değil, Fransızların yaptığı denizaltıları almak gibi bir anlaşma söz konusuydu. O anlaşma ile ilgili de sonradan ortaya çıktı ki Avustralya devleti içinde bir takım rahatsızlıklar söz konusuymuş. O işte anlaşmanın ve o denizaltıların Avustralya'ya teslimat sürecinin gecikmesi, sürekli olarak işte ilk başta söylenilen maliyetlerin aşılması ve zaman çizelgesinin, zaman taahhütlerinin tutulamayacağının ortaya çıkması ve bütün bunların sonucunda Avustralya'nın gizliden gizliye Fransa'ya haber vermeden İngiltere ve Amerika ile alternatif olarak ne yapılabilir yönünde temaslarını arttırarak en sonunda bu AUKUS'a kadar giden yolun açılması ve bu süreçte tam da AUKUS anlaşması duyurulacağından hemen öncesinde bunun Avustralya'nın Fransa'yı bundan haberdar etmesi ve tabii ki Fransa'nın bunun o denizaltı ihalesinin, denizaltı kontratının da çöpe atılması anlamına geldiğini anlaması ve tabii bunun da büyük bir güven bunalımına neden olması
Avustralya ve Fransa arasında. Yani büyük bir, sadece tabii Fransa sadece Fransa demek değildir. Fransa aynı zamanda AB'nin ikinci büyük ülkesi olduğu için bu tabii AB ile Avustralya arasındaki ilişkilerinde kötü etkilenmesi anlamına geldi. Tabii İngiltere artık çıkmış olduğu için AB'den, onlar daha farklı bir noktada yerde duruyorlar. İşte bu hükümeti bekleyen önemli sorunlardan birisi de bu Fransa ile ve diğer Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerin tekrar tamir edilmesi gerekliliği ve bunun için nasıl bir yol izleneceği. Çünkü şu anlaşılıyor ki AUKUS'tan geriye dönüş olmayacak. Yani bu uzun vadeli bir, her ne kadar yeni anlaşma kapsamındaki işte o nükleer denizaltıların belki gelmesi 20 yıl bulacak ama bunun bir şekilde daha ulusal çıkarlara daha uygun olduğu yönünde bir karar alınıp ve bu karar şu anki hükümet, o zaman muhalefetteydi. Şu an hükümette olan parti o zaman muhalefetteydi ve onlar da bunu desteklemişlerdi. Dolayısıyla hani bu anlamda bir hükümetten öbürüne herhangi bir farklılık, politika farklılığı olmayacaktır. Bu şekilde devam edecektir. Tabii Fransa ile olan ilişkilerin düzeltilmesi, bir yandan da Çin tehdidinin işte mümkün olduğu kadar uzak tutulması, kontrol altında tutulması gibi dış politika öncelikleri Avustralya'nın mevcut. Bunların da tabii önümüzdeki dönemde bu hükümetin diğer bir öncekine göre göreceli olarak belki bu konulara biraz daha Avustralya'nın çıkarlarını koruyacak şekilde ve diplomatik normlar, beklentiler çerçevesinde cevap verip veremeyeceğini de zaman içinde göreceğiz. Tabii beklentiler yüksek çünkü bir önceki dediğim gibi hükümetin bu konuda attığı adımlar belki istenmeyen bazı sonuçlar doğurmuştu. Dolayısıyla bunların da onarılması gerekecek bu yeni hükümet iktidarında. Zaman içinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı göreceğiz. Açıkçası benim bugün konuşmak istediğim konular bundan ibaretti. Herhangi bir soru gelmedi hala ama konuşmamın sonunda da arkadaşlardan soruları olanların mutlaka yazmalarını isterim. Hiç sorunuz yoksa dahi bir konuyla ilgili konuştuğum ya da bahsettiğim bir konuyla ilgili kendi yorumunuz varsa, herkesin yorumu değerlidir. Onu da chatbox'a yazarak diğer arkadaşların da görmesini sağlamış olabilirsiniz. Ben de merakla okurum. Dolayısıyla şimdi Şema Hanım, size bırakayım ben sözü. Arkadaşları da soru sormaya davet etmiş olalım. Sizin için de uygunsa hani direkt mikrofonu da açıp sorabilirler Tabii arkadaşlar. ki. Tabii ki. Çünkü zaten küçük bir grubuz. Ben hani çok daha büyük bir grup olur belki diye düşünmüştüm. O zaman böyle herkes bir anda konuşmaya çalışırsa zor olur diye düşünmüştüm. Dolayısıyla küçük bir grup olduğumuz için tabii ki herkes sözlü olarak da sorabilir tabii ki. Haklısınız. Ya muhtemelen Cuma günü akşam saati, o yüzden Tabii anlayabiliyorum. katılmaz. Ama biz videoyu YouTube kanalımızda yayınlayacağız zaten. Hani isteyen daha sonra da izleyebiliriz bu şekilde. O, ben de paylaşayım, çok güzel olur. Tabii ki, tabii ki Ankara'yı. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Bir kez daha soralım. Sanırım yok Ankara'yı ama. Öyle gibi, öyle gibi görünüyor. Umarım herkesi uyutmamışızdır konuşmamızda. Ben yani kendi adıma konuşmam gerekirse sayfalarca not aldım. Hem çok verimli hem aydınlatıcı bir oturum oldu benim için. Eminim herkes için öyledir. Selver Hocam hoş geldiniz bu O arada. sizin nezaketiniz Şeyma Hanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Hocam teşekkür ediyorlar size. Bir Görüyorum. şey evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu arada Hüseyin Hocam'ın da çok selamları var size. Ay, çok Kendisi sevindim. katılamadı maalesef ama çok selamlarını iletti.
Benden de bir mukabele. Tabii ki hocam. Dediğim gibi mutlaka yollarımız kesişecektir. Ben bir süre daha Eyvallah. buradayım. Hüseyin hocama saygılarımı iletirsiniz ve kendisiyle en kısa sürede de görüşmeye can atıyorum. Tabii ki bu şekilde ileteceğim Tabii kendisine. ki, tabii ki. Çok teşekkür ederiz Anka Bey. Çok sağ olun. O halde sizin için de uygunsa Benim için uygundur. kapatabiliriz Eğer oturumu. soru yoksa başka veya herhangi bir yorum söz konusu değilse benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat verdiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Hem böyle az değinilen bir konuya değinip bizi aydınlattığınız için çok Rica sağ ederim. olun. Rica Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın Sağ arkadaşlar. olun. Bay bay.